Kahvaltı bitti. Kahvaltıyı topladım. Bunlar da maalesef tabakta kalan domatesler. Ama bunları çöpe atmayacağız. Bunlar çok işimize yarayacak. Çok değerli bir hale gelecek. Çok güzel bir şey olacak. Her daim elimizin altında makarnalarda, çorbalarda, yemeklerde kullanmak üzere domates sosumuz hazır olacak arkadaşlar. Üstelik hazırlanması en kolay, rahat ve hızlı şekliyle, pratik şekliyle. Üzerine ben biraz böyle kekik, sos, zeytinyağı falan da serpmiştim ama sorun değil. Böyle de saklanabiliyor ve yemeklere karıştırılabiliyor. Daha çok da baharat lezzeti verir, güzel olur. Gördüğünüz gibi tabaktan alıyorum domateslerimi bir tahtanın üzerine. Böyle küp küp kesiyorum. Her sofradan arta kalanı bu şekilde yapıyorum. Bir tane bile olsa hiç önemli değil. 2 tane olabilir, 1 tane olabilir. Böyle koyun, hemen küp küp kesin. Daha sonra buzdolabı poşetinin içine koyacağız. Bıçağımın ucu da böyle testere uçlu, çok rahat kesiliyor. Evet, burada buzdolabı poşeti işimizi çok kolaylaştırıyor. Buzlukta saklamanın en sağlıklı, pratik şekli. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Doğramış olduğum domateslerini buzdolabı poşetine koyuyorum. Ağzını bağlıyorum ve buzla derin dondurucuya kaldırıyorum. Daha sonra tekrar domatesleri saklamam gerektiğinde bu poşeti buzluktan çıkarıp doğradığım domateslerimi içine koyuyorum ve ağzını bağlıyorum. Çok kolay oluyor ağzını tekrar çözüp bağlamak. Gördüğünüz gibi şu an az bir şey oldu poşette ama bu poşet zamanla dolacak. Ve tam bir yemeklik olacak. Bakın derin dondurucumda böyle hazırlamış olduğum bir sürü domates görüyorsunuz. Ne kadar çok domates birikti. Ben bunları makarnalarda kullanıyorum. Domates çorbası yaparken kullanıyorum. Şimdi örnek gösteriyorum. Bir tanesi bayağı dolmuş. Bir yemeklik kullanıma hazır gelmiş. Gördüğünüz gibi ağzı çok rahat açıldı böylelikle. Bunun içine domatesleri koyduktan sonra tekrar üstüne bağlıyorum. Ağzını böyle bağlıyorum. Derin dondurucuya koyuyorum. Çok pratik, çok kolay ve çok hızlı. Domateslerimizi hiç ziyan etmeyelim. Böylece değerlendirip biriktirelim. Bu yöntem çok sağlıklı ve pratik.